Mayıslar bizimdir dediler, Haziran'a bırakmadılar. Hı. Ben alkışlarım abi. Oyun olarak da, skor olarak da rakiplerinden üstün bir Galatasaray vardı. Nasıl? Bir Nihat Kovačević gibi onlardan bahsedeceğim. Ya i̇nanılmaz. Yıldız oyuncu çoktur ama Yıldız oyuncunun yanına karakterli oyuncu bazen zor yazarsın. Neden? Gol makinesinden merhaba. E, ligde şampiyon belli oldu. Futbol gündemini Nihat Kahveci ile konuşacağız. Ee, ama önce anonsumuzu yapalım. Yemek sepetinde sevdiğin tüm lezzetler indirimin yıldızlarında 75 liraya varan indirimler için şimdi yemek sepetine gir ve hemen siparişini ver diyoruz. Rizel siparişimizi verdik. Ee, muazzam iki trileçe şu anda sehpamızın üzerinde duruyor. Tatlı tatlı futbolu konuşup sonrasında da tatlılarımızı yiyeceğiz. Ee, hoş geldiniz yayına. Evet Nihat. Şampiyon Galatasaray. Malumun Tebrik ilamı. Tebrik ediyoruz. Gönlüm derbide kazananın şampiyon olmasından taraftı ama 55-60 milyon biliyorsun iki takımın taraftarını topladığında Fenerbahçe Galatasaray abi 180 200 nabızda maç izleyeceklerdi. Galatasaray elindeydi. 1.90 dakikası vardı biliyorsun. Bir önceki programda söyledik. 30 Mayıs Salı saat 20 90 dakikalık bir maçı var Galatasaray'ın kazandığı takdirde şampiyon olacak dedik. Anasının ak sütü gibi helal bir şekilde maçı kazandı. Sezonun diğer bölümünde lehte hakem kararları, aleyhte hakem kararları her takım adına konuşuruz ama ben de bir takım şampiyon oluyorsa hangi sene olursa olsun anasının ak sütü gibi helal bir şekilde kazanmıştır. Galatasaray'ı da Tebrik ediyorum canı gönülden kutluyorum sezonun geneline baktığında galibiyet rekoru kırmış bir Galatasaray yeni kurulmuş bir kadro yıldızlar topluluğu galaksiden yıldızlar almışlar yeni bir teknik direktör yeni bir yönetim beklemediğimiz transferler sayı olarak isim olarak kalite olarak e, sahanın içinde de oynanan futbol sadece bir maçı oyun olarak kaybettiler Serkan abi. O da Beşiktaş derbisi. O da 70 dakika, ilk 20 dakika iyi oynadı. Onun dışında oyun olarak da, skor olarak da rakiplerinden üstün bir Galatasaray vardı. Okan Hoca'yı, futbolcuları, teknik heyeti, başkanı malzemecesini, taraftarını, basınını, hepsini tebrik ediyorum. Dün zaten muhteşem bir kutlama yaptılar. Hak ettiler. Mayıslar bizimdir dediler. Hazirana bırakmadılar. Bak lig devam ediyor. Haziranda derbi var. Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Lig devam ediyor. Haziran'a bırakmadılar. Mayıs'ta şampiyon oldular. Bana göre hiç tartışılmayacak bir şampiyonluk. Muhteşem futbol. Muhteşem seyriler. Dönüm noktaları vardı. Sezona kötü başladılar. O dönemlerde Gomis ortaya çıktı. Son dakika golleri. Sonrasında Icardi döndü. O nasıl bir dönme? Herkes hayran. Attığı gollere. Son maçta attığı goller yine kafayla ayakta öncelik kazanıp tekte vurmak. Kerem'in kestiğine kafayla vurma. Baktığında sonradan oyuna giren Barış'ı oyuna alıyor. Tam böyle alan genişlemiş gidiyor golünü atıyor. Eleştirilen son dönemde niye oynatıyorsun dediğin Olivier'e kafayla golünü atıyor. Okan Hoca kadroyu bozmuyor. Hiç bakmıyor kamuoyu Oliviera kötü hocam kes. Mertens. Mertens kötü Raşitsa. hocam kes. Rashid'te da biraz form düşüklüğü var. Hiç bakmıyor. İnandığı 11'le, inandığı sonradan oyuna girenlerle muhteşem bir şampiyonluk. Bir de sezona başlarken herkes bir düşünsün. Fenerbahçe Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Beşiktaş Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Trabzonspor Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Galatasaray Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Bu seneki şampiyonluk önemli dedi. Galatasaray o ilki de başardı. 100. yılda şampiyonluğu aldı. Bu arada, ben alkışlarım abi. Ben alkışlarım. Bu arada 75 ve 50'de de Galatasaray almış yıl dönümlerinde Cumhuriyet'in. Ee, yani ya da... hani şimdi bir dönüp bakalım. İlkleri başaran takım. UEFA Kupası bir tane var Galatasaray. Süper Kupa bir tane var Galatasaray. 100. yıl ilk yaşadık. İnşallah 200-300 Beş yüzleri, binleri yaşayacağız inşallah ülke olarak. Hem yani birinci yüzyılda Galatasaray şampiyon oldu. Manevi olarak da çok önemli bir şampiyonluk aldı. Okan Hoca biliyorsun sezon başı geldiğinde bir gram tartışmadık. Akisar'da Türkiye kapısı kazandı dedik. Başakşehir'de tarihi bir şampiyonluk aldı. Anasının ak sütü gibi helal bir şekilde Galatasaray'a geldi dedik. Değil mi? Hatta geç geldi dedik ya. Geç geldi dedik. Geç geldi ama Abi geldiğinde... Torrent, torrent'in arkasına doğru, girecek adam mı Okan doğru. Buruk? Doğru, doğru. Geç geldi ama geldiğinde bir kere şüphe duymadık. Hak ederek geldi dedik. Sırf ismi Okan Buruk Galatasaray'da şu kadar şampiyonluğu var diye geldi demedik. Teknik direktör olarak hak ederek geldi dedik. O da karşılığını verdi. Okan Hoca'yı da ayrıca tebrik ediyorum. Geldiği ilk gün daha kadro belli değil, transferler belli değil. Ben şampiyon olmaya geldim dedi. Gerçekten büyük iş yaptı. Çok böyle kırılma anları vardı. Kırılma anı dersen bir kara gümrük maçını hatırlarım ben. Hani çünkü seri kara gümrük, Başakşehir, Beşiktaş 14 diye. maçlık seri. İşte o 3 tane maçı kesinlikle kazanmamız lazım dedi. Hatta o gün Emre'yi sol bek oynattı. Asis filan yaptı. O maçı kazandı. 3'te 3 üç yaptı. Sonrasında 14'te 14. 14'te 14. Ee, yani dikte, tarihi bir seri. E, kupa ile beraber 17. Evet. Yani o Hoca için de kolay değildi de işler. Çünkü öyle bir gölge var ki 8 şampiyonlu imparator Fatih Terim gölgesi var. İki maç kaybettiğinde biliyorsun neler konuşuldu. Bırak onu en yakın zamana dönelim. Karagümrük beraberliği, Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Okan Hoca eleştiriler arttı. Okan Hoca ile olur mu olmazları konuşulanlar vardı Beşiktaş mağlubiyetinden sonra. Okan Hoca çok büyük bir Bir dakika başarı. daha oraya gelme. Kimse kusura daha oraya gelme. Herkes için şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe iken, Dünya Kupası Arası öncesinde Okan Hoca maç kazanırken bile Okan Buruk istifa hashtagleri açılıyordu. Oğlunun saha içinde futbolcularla sevinmesine laf ediliyordu. Ya bu bu seviyelere düşenleri ben tasvip etmem ya. Oğlu ya biliyorsun Allah sağlık sıhhat versin herkesin Maşallah. evladına, Anladım. çoluğuna, çocuğuna, Anladım. kendilerine de. Yani ne yaşadığını az çok biz bireysel olarak daha iyi biliyoruz Okan Hoca'nın ya. oğlu konusunda. Bırakın abi oğlu çıkacak, sevinecek. Oğlu çıkacak, üçlü çektirecek. Oğlu çıkacak İkardi'nin omuzuna binecek ya. Buradan eleştirenleri nasıl tasvip ederim ya? Babası orada teknik direktör yani. Değil mi? Hı hı. Başarılı olmasını en çok Bir çocuğun o mutluluğundan daha önemli hiçbir ya şey yok Ya Herhalde ya. Hepimizin çoluğu çocuğu Aynen. var ya. Allah sağlık sıhhat, mutluluk versin yani. Hani bazen işleri işte Okan Hoca'nın baskısını oradan bile anla üzerindeki. Hı hı. Dün gözyaşlarını boğuldu. Evet. He, baktığında düşün öyle bir dönemler oldu ki bu ligi bitirtmeyiz dedi Erden Timur. Sonrasında onunla ilgili ağır konuştum ya özünü falan diledim yani ama olsun, da yakışmıyor. Olsun ama o bir oturdu. E bu lig bitti yani. Ve şampiyon bitirdi. Erdem Timur'un da katkısı var mı? Yok diyebilir miyiz? Yok yok var. var. Herkesin katkısı var. Klasik bir söz vardır ya. Başkanından malzemecisine. Ama en büyük katkı. Geçen sene ön üçüncü olmuşsun. O dönem bile stada full giden. ikinciyi yarı hatırla. Geçen senenin son maçları. Torrent dönemi. Stada full giden Galatasaray taraftarı bu sene deplasmana da full gitti. En büyük örneği. İstanbul Spor Maçı Kasımpaşa Stadı. Full Galatasaray seyircisi vardı. Taraftar abi. Dün sonuçta maç sonu yayın yaptım. Daha takım stadın içinde Metin Oktay tesislerinin önünde binler bekliyordu. Sabaha kadar beklediler. 23. şampiyonluk. En çok şampiyon olan takım. Canı gönülden tebrik ediyoruz. Ben her şampiyonu tebrik ederim. Fenerbahçe'de olsaydı edecektim. Beşiktaş'ta olsa edecektim. Çünkü bana Böyle biliyorsun bizde. Başakşehir şampiyon olur. Şu 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 sebeplerden dolayı oldu Trabzon diyenler var. Olur, Trabzon ederler. oldu. Şu 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 sebeplerden Beşiktaş dolayı olur, oldu laf Bak Kim şampiyon olduysa helal bir şekilde oldu. Bir maçta olmuyor Serkan abi. 38 maç ya. 38 maç sonucunda şampiyon oluyorsun. Tebrik etmeyi de bilelim. Ha şimdi ister istemez şey konuşulacak. Derbi var. Kupa normalde büyük ihtimal gidecek. Statü. Yok büyük ihtimal falan değil kesin. Gidiyor değil mi? Talimat Statü öyle oluyor. zaten. Evet talimat, talimat öyle He. zaten. Gidecek. E bir de ben mesela maç sonu Okan Hoca'nın açıklamasını dinledim. Fenerbahçe maçından bahsetti. Icardi'nin açıklamasını dinledim. Fenerbahçe maçından bahsetti. Nelson. İşte. Ben de Nelson'u gördüm. İşte. En önemli maç hangisi dedi? Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı dedi. İlk yarı kazandı. İşte. Mesela Cesus dedi ya derbiyi kaybedince. Just the game. Hı hı. just a game değil. Bak Galatasaray şampiyon oldu. Seni bekliyor. O maçı da kazanmak istiyor. Ama diğer tarafta da şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'de iyi takip etti. Bak Galatasaray performansı inanılmaz. Belki Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de 80'li puanlara ulaşacak. Böyle bir sezon yok. Galatasaray inanılmaz bir sezon yaşadı yani. O seriler aldığı galibiyetler. Ama buna da Fenerbahçe deplasmandaki serilerle takip etmeye çalıştı. Beşiktaş Şenol Hoca geldikten sonra son dönemde bir tane Trabzon beraberliği var. Hep galip geldi. Baktığında takımlar başarılı gibi dersin ama Galatasaray'ın yaptığı olağanüstü bir şeydi. O yüzden hak ettiler, şampiyon oldular. Şimdi Fenerbahçeli oyuncular da bence şu an herkes diyor ki lig bitti. Lig bitmez abi. Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Bak çok önemli bir derbi. Galatasaray biz şampiyon olduk deyip yine Fenerbahçe'yi kazanmak isteyecek. Ekstra bir mutluluk vermek isteyecek. Fenerbahçeli oyuncular da ya şampiyonluğu verdik ama kendi sahamızda da 3-0 yenildik. Oyun olarak da ezildik. Biz de deplasmana gidip Galatasaray'ın kupa alacağı günde Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Motivasyonuyla gidecek. Doğrusu budur. Beşiktaşlılar da o sonucu merakla bekliyor. Merakla bekliyor. Biz de ikinci olalım diyecek Beşiktaş'ta. Yani o yüzden... Onun da yani psikolojik üstünlüğü ele geçirme açısından önemli oyundu. var. Önümüzdeki sezonun en güçlü şampiyonluk adayı olarak görüyor pek çok Beşiktaşlı takımını şu an. Beşiktaşlı taraftarlar gönlünde Beşiktaş şampiyon. Bunu 3 hafta önce de söyledim. Neden? Elinden geleni yaptı. Zaten ligi Valerian İsmail ile başlayarak 3-0'dan 3-3'ler, 2-0'dan 2-2'lerle bıraktı. Şenol Hoca geldikten sonra da lige tutundu. Beşiktaş teknik heyeti, futbolcuları, taraftara saygı duydu. Çıktığı maçlarda en iyi performansı gösterdi. Bir 11 oturdu ve iyi bir 11. Cenkli, Abakarlı, Redmondlu, Cessonlu, Amirli, Salili, Kalede Mertli, Sayisli, Omarlı uçan bir 11. Çok da iyi skorlar aldı. Derbi'de Fenerbahçe 4-2, içeride 3-1 Galatasaray. Gönlünde şampiyon Beşiktaşlar mutlu ve yeni sezon için çok umutlu. Diyorlar ki bizim 11'imiz iyi, birkaç takviye, kulübe zenginliği, oyuna girip aynı performansı gösterecek oyuncular varsa biz yeni sezonun en iddialı takımız diyen bir Beşiktaş taraftarlar var. Kesinlikle. Ama transfer sezonunda biliyorsun her şey çok değişiyor. Fenerbahçe bir bakarsın 4 tane hiç tahmin edilmedik oyuncu alır. Galatasaray bu kadar yıldızlar topluluğu varken öyle bir isimler getirir ki kulağımıza gelenler de öyle. Çünkü hedef şampiyonlar ligine girmek, orada da başarılı olmak, üç tane ön elime. Valla yeni sezon yine keyifli olacak diye düşünüyorum ben. Arıza şey yanıyor. Arıza mı? Dur, nereye? Aklınızı kullanın, gidin. kullanın, otopratiğe gidin. Sen... Avrupa'da yıllarca oynadın, üst düzey oynadın, son derece başarılı olduğunu ülkemizi gururla temsil ettin. Milli takımına elde edilen başarılardaki <laughs> rolün ortada, gollerin ortada nasıl bir iz bıraktığın ortada Türk futbol tarihinde. E, Türk futbol tarihinde uluslararası başarı zaman zaman gördüğümüz, yaşadığımız bir şey. Organizasyonlara katılımı bile hasretle beklediğimiz e, dönemler var. 2000 öncesini, daha doğrusu 96 öncesini zaten e, bir başarı olarak sayamıyoruz. E, şöyle bir gözlemim var. Ona katılır mısın? bunu da Galatasaray'ın önümüzdeki sezonki hikayesine bağlayacağım. E Galatasaray camiası uluslararası arenada başarıyı en samimi isteyen ve en üst seviyeye koyan kulüptür. Her koşulda Galatasaray taraftarı da yönetimi de Galatasaray'a gelen teknik adam da bu motivasyonla gelir. Yani a bu sene Avrupa'yı biraz kenara atalım falan diye bir şey asla olmaz. Şimdi elde de Icardi'si, Muslera'sı, Nelson'u, Torreira'sı, Oliveira'sı, Mertens'i, Kerem'i, işte Rashica'sı varken, bir omurga varken, gelecekler gidecekler belli değil ama Icardi'nin bir bonservisi varken, Galatasaray'da ufak ufak artık bu önümüzdeki sene Avrupa'da ne yaparız sorusu belirmiş durumda. Sen mevcut kadroda nasıl eksikler görüyorsun bu yönde? Şimdi Şampiyonlar Ligi bambaşka bir seviye. Tabii. Ama artık Türk takımlarının Damga vurması gereken bir UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gerçeği de var. Çok büyük eksikler görmüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi önerilmesi oynadığında biliyorsun. Türk kuralı olmadığı için 11'de 11 yabancı ile çıkma ihtimali de var. Hı -hı. Aa, i̇yi olan Türk de oynar. Kerem'i kesebilir misin mesela? Kesemez. Hele son dönemdeki... Oraya geleceğim. Son Kerem dönem... İkardi ikilisini yani, ayrıca geleceğim. Son dönemdeki performansında istediğin yabancıyı al. Kerem'i kesemezsin. Bir Nihat Kovacevic gibi onlardan bahsedeceğim. Ya inanılmaz. Bir sol beki e ihtiyacı var mı? Var. Derim. Net. Ha, bu arada bu Kazımcan kötü oynadı anlaşılmasın. Tabii ki. Bahsettiğimiz seviye Şampiyonlar Ligi olduğu için bahsediyorum. Kulüben daha da zenginleşebilir. Gomis olayı biliyorsun. Birazcık sıkıntı yarattı. Galatasaray bu konuları da iyi kapattı. O gidecek galiba. Büyük ihtimal gidecek. Ama en önemli detaylar Icardi ve Raşitsa'nın bonservislerinin alınması. Bu biraz aynı. onlar için bence tatlı aynı. sıkıntı. Onları almak için tamam. de her türlü ekonomik zorluğa rağmen ama orayı zorlayacaklarına inanıyorum. Sen sana bir şart koyacağım. Çünkü Icardi ile Raşit'in bonservisi aynı şey mi ya? Icardi önde gelir. Ben daha da üste gideyim. Hadi bir o zaman bizi izleyenlere bir soru sorayım. Dünya Messi hayranı değil mi? Arjantinli. Hı hı. Galatasaray taraftarları sor en sevdiğin Arjantinli oyuncu Icardi derler. Açık ara çıkar yani şu anda açık ara. Şimdi Messi diyorlar. İki abi. de Madonna, Maradona çıkar. Şimdi, Şimdi de Messi Maradona. diyorlar. Değil mi? Icardi de böyle açık ara. bir şey. Şimdi Icardi abi özel hayatı konuşuluyor değil mi? Ne yapıyor ki? Yani. Bir risk var mıydı birazcık? vardı. Vardı. Ama burayı bile işte düzelten bence Okan Hoca. Falcao'da risk yoktu da Baştan ne oldu? Maçtan sonra bir şey söyleyeyim mi? Ben dedim yani Icardi'nin bir formasını yaptılar Aslanlı. Evet, Konç sarı. yapın, ayakkabı yapın, çorap yapın, atkı yapın. O fotoğrafı tişört yapın. Okan Hoca'yı omzuna aldığını. Ya, Icardi ne atar. kadar da mütevazi bir oyuncuymuş. Ben bunu gördüm. Hocasını omuzuna aldı. Oğlunu da omuzuna aldı değil mi abi? Aldı, ben yani... aldı gördüm Bak, ben. İkardi nasıl bir karaktermiş. Galatasaray bu konuda da şanslıydı. Bak yıldız oyuncu çoktur ama yıldız oyuncunun yanına karakterli oyuncu bazen zor yazarsın. Neden? Yıldız oyuncular kibirlidir, egoludur. Kötü de olsa oynamak ister. Bütün ilgi onda olsun ister. Icardi'nin bence o maç sonunda Okan Hoca'yı omzuna alması, çocuğunu omzuna alması ne kadar da mütevazi bir insan olduğunu gösterdi. Galatasaray bu konuda da şanslıydı. Bak Mertens ofansif anlamda çok bir şey yapmadı diyebilirsin ama sahanın içindeki mücadelesine hiçbir şey diyemezsin. Gıkını çok böyle daha çok gol atsaydı, daha çok asist yapsaydı diyebilirsin. Koşmasına hiçbir şey diyemezsin. Torreira bir ara bak Okan Hoca sahanın içinde kart gördü diye gel buraya dedi herkesin önüne hesap sordu. Biz burada dedik ki çok doğru yaptı. Buraları yönetmek önemli bunlar yıldız oyuncu, egol oyuncu dedik. Bak sonucu ne oldu? O ara Berkan oynadı. Görevini de iyi yaptı. E, Torreira döndüğünde bambaşka Torreira izledik. Takımın en iyi oyuncularından biri oldu. Bak. Sana üç oyuncu sorsam, kendi görüşümü söyleyeyim, sen de söyle. İki tane net yazarım. 3'ü tartışırım. Icardi Torreira. Icardi Torreira'yı yazarım. Üçüncü Kerem derim, Mertens. Nelson derim, Mertens Mustera. derim, Moe derim, Muslera derim. Taraftara bırakıyorum, onlar yazsın. Ama ben de ilk iki net. kesin. Icardi Torreira. Üçüncü de Muslera der, okey derim. Nelson der, okey Abi 15 tane dikişim var kafanda 3 maçtır oynuyorsun ya. Şaka gibi ya. Bu nasıl bir özveri? Bülent abinin omzunun kırılıp sarıp o maçı bitirmesi gibi bir şey. Şampiyonluk boşuna gelmiyor. Fedakarlık yapmadan, özveri yapmadan, zorluk çekmeden, detayları ince ince işlemeden şampiyonluk gelmiyor. Şimdi biliyorsun bu şampiyonluk legal değil, masa başında kazaldı. İsteyen istediğini söylesin abi mis gibi şampiyonluk. Sahanın içinde. Galatasaray'ın lehine hatalar da yapıldı mı? Yapıldı abi. Kimin lehine yapılmadı? Beşiktaş'ın da yapıldı. Fenerbahçe'nin de Trabzon'un da. Aleyhine de yapıldı. Ama sonuçta Galatasaray'ın şampiyonuna ben bir şey demem. ya. Diyenler olur. Diyecekler belki. Çünkü duyuyorum ben böyle konuştum mu? Offsite'ımsı diyor. Abi diğer takımlardan da çıkarırız ya hatalar ya. Anladın mı? Ben buraları takılmak istemiyorum. Biz zaten o günlerde yapılan hakem hatalarını, offside tımsıları hepsini eleştirdik. Görüşlerimizi söyledik. Ama işin sonucunda geniş pencereden bakıyorum. Geçen sene 13. olmuşsun. Sim siyah bir sezon. Mutsuzluk, umutsuzluk. Abi bir senede reaksiyon gösteriyorsun. Bak Mayıslar bizimdir diyorsun. Haziran ayına bırakmadı ya ligi. 30 Mayıs'ta yine şampiyon oldu. Tebrik edeceksin abi 23. şampiyonluk. Ben tebrik ediyorum. Ama yeni sezonda da muhteşem bir sezon bizi bekliyor yani. Beşiktaş'ıyla, Trabzon'uyla, Fener'iyle, Galatasaray'ıyla. İnşallah Galatasaray'da şampiyonlar ligine girer. İnşallah. Biliyorsun Galatasaray bu sezon bir kulvarda oynadı. Yani Hı -hı. Türkiye Kupası'nda da belli bir yere geldi, elendi. Avantajlıydı. Seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'ne girer. O zaman işler tabii ki daha zor oluyor. Haftada 3 maç oynamak kolay değil. Bakalım neler olacak. Ama kimse Galatasaray'ın şampiyonu eleştirmesin. Keşke diyeceğim ki Fenerbahçe de alkışlasa hani İngiltere'de olduğu gibi öyle de bir dünya yok gibime geliyor. Şimdi Bizim çok ülkemizde. küçük bir teknik detaya gireceğim. Böyle tabii. bir günde şampiyonun belli olduğu günden 3-5-2-4-4-2 konuşulmaz ama şu çok dikkat çekti. Ligin son maçlarında bütün goller, bütün goller Icardi'den geldi. Burada hani neden Okan Buruk o 11'de sürekli ısrar etti? Bir takım performans güçlükleri varken onu anlayabiliyoruz. Çünkü ben şunu hissettim Nihat. Bak onu hiç konuşmamıştık daha önce. Daha doğrusu e, duymadığım bir detaydı. E, Icardi Kerem'le çok rahat. Icardi istiyor belki bu kadar Kerem'i, Rüşt sayı. Yok. Değil midir diyorsun? Rahat. Katılıyorum. Ama Kerem çok akıllandı. Kendini geliştirdi. Tabii. Icardi'ye göre oynuyor şu an. Verdiğin, ona gol attıracağım diye bazen saçmalıyor. Verdiğin pasın kıymetlenmesi için kime verdiğin önemli Şu anda asist lideri İşte neden? İlk neden? asistini 20. haftada yaptı Kerem. Evet. İlk asistini 20. haftada yaptı. Kerem akıllandı. Kerem akıllandı. Çünkü diyor ki ben Icardi'yi keserim diyor. Gol atar. Bana da yazar, ona da yazar. Galatasaray'a yazar diyor. Bir Öyle. kesiyor, Icardi atıyor. Bir sen sana aziz. direktörsün. Ke Icardi ile görüşüyorsun. Yanında paket olarak Kerem'i de alır mısın? Ne normalde iyi ikili oldular. Bayağı değil mi? E, Nihat gibi diyebilir miyiz? Yani Kaç tane bizim dönemimizi hatırlıyorlar mı bilmiyorum. Biraz izlesinler Kovacevic, Nihat. Biz bir şey söyleyeyim de. Avrupa mi? futboluna damga ilk vurmuş ikililerden biriydiniz. Icardi, Kerem ikilisi ilk sene. Çok iyi iş yaptılar, şampiyon yaptılar. Biz Kovaşa işte 4 sene oynadık. Hatta yüz üstü gol asistleri falan hatırlamıyorum. Tabii. Hani biz bir 4 sene oynadık. İnanılmaz ikili olduk. Ama Kerem de şu hoşuma gitti. Bu sene kendini çok geliştirdi. Hı hı. Hep Icardi'yi aradı. Final paslarında Icardi'ye verdi. Icardi'ye kesti. Onunla duvar yaptı. Akıllı iş yaptı. Kerem ligin son bölümünde son 5-6 maçtır. Galatasaray'ın en iyilerinden biri. Attığı gol yaptığı asistler. Devre arasında alınan Zanyolo. Dün İtalya milli takımına seçildi. Seçildi. Ve Galatasaray'da yedek. Eleştiriliyordu bir de. Evet. Ben eleştirmiyorum onu. Ben de eleştirmiyorum. Görevini yaptı çünkü. İçerideki kritik maçları hatırlasınlar, Galatasaray taraftarlar, futbol severler, Hı -hı. attığı golleri. Bence görevini yaptı. Devre arası Osterwald alındı, Zaniolo alındı. Hangisi daha çok katkı sağladı hani? Abi sezon başında alınan yani, Matadan daha çok iş yaptı yani. Yani. Kim mı Zaniolo mu? Girdi kırmızı kart yedi. O hareketi niye yapıyorsun? Eleştirdik zaten. Tabii. Ama ben onun üzerinden o Zaniolo 15 milyon verildi filana girmem. Al işte İtalya milli takımı. iki gol atar 35 milyon olur diye. Yani. Herkesin hayatı değil. Böyle bir oyuncu. Bence de Galatasaray'da iç sahada ihtiyaç duyulduğunda görevini yaptı. 3 tane gole katkıda da bulundu tabii. ya. Şampiyonluk yolunda da önemli katkı. Hani Galatasaray'ın şampiyonluğunda herkesin katkısı oldu. Gerçekten. Okan Hoca da herkesten yararlanmayı bildi. Torreira'yı o azarladığı Emre dönemde. Emre Taşdemir'in bile payı var ya. Toraray'ı azarladığı dönemde Berkan'dan yararlandı. Solbek'te Karagümrük maçında Emre Taşdemir oynattı. Asis yaptı. suyu sonradan oyuna girdi. Gol attı Adana Demir en, en maçı. En kritik gollerden biri. Evet. Göre. Gomis sezonun ilk bölümü var sonra yok. En kritik son dakika gollerini Gomis attı. Mustere iş düştüğünde görevini yaptı. Abdülkerim o kadar bireysel hatadan sonra... Ne karakterli çocukmuş onu da ayrıca tebrik ediyorum. Bravo. O baskıyı kaldırdı. Taş gibi Nelson'la beraber ligin en iyi ikilisinden biri oldu. En iyi Türk stoper oldu. Marka konuşmuyoruz ya. Marka konuşmuyoruz. E dedi, Cornelius geldi, Sörlot'u konuştu. Bizi eleştirdiler. Abdülkerim. Marka gitse ne olur dedik. Zaten Aynen. takım içinde şiddet uygulamış, o uygulamış. Gitse ne olur dedik. Abdülkerim Marka'dan iki kat daha iyi oynadı. Bence de. Bundaki katkı da Nelson. 15 dikiş, 3 maçtır. Abi defosuz. Bak o konuca çok akıllı. Hep rakibe göre strateji, rakibe göre oyuncu seçimi. Derbilerde mesela Fenerbahçe derbisi. Psikolojik olarak artık ligde üstünlük sağladı gün o gündür. O gün ne yaptı biliyor musun? O zaman Samet yoktu stoperde. Fenerbahçe önde kuruyordu defansı. Dedi ki ben de defans arkasına koşu yapacak dedi. Barışla oynayayım dedi. istediği skoru aldı. Sonradan da tabii Icardi oyuna girdi. Bir gol bir yersiz, işi bitirdi. Hep maçına göre oyuncu da seçti. Bak en son maça gelelim Ankara gücü. Ankara gücü artık 2 birken risk aldı aldı. İyi oynadı Ankara Arkada gücü boşluk aslında. var. Barış aldı yine oyuna. Hı hı. Okan Hoca iyi analiz ediyor. Maçın içindeki stratejileri de iyi. Birkaç maç hariç. Çünkü kazanma alışkanlığından dolayı Konya'da da çok risk aldı. Hep ofansif oyuncular attı kazanırım diye. O maçta yenildi. Belki o maçta da berabere kalsa daha rahat bir şekilde de şampiyon olabilirdi. Ama o gün de eleştirmedim. Çünkü bir alışkanlık var, kazanma alışkanlığı. Okan Hoca da biraz totemci mi desem bilmiyorum. Mesela hiç bakmıyor. Totemci. Hiç bakmıyor. Bu kötü oynadı diyorlar. O bu kötü oynadı diyorlar. Bir 11'i var oynatıyor. Hatta 10 kesin Sol bek değişiyor biliyorsun. Tabii. Dubua, Emre, Kazımcan. O da değişmiyor bir süre. Yani bir süredir Kazımcan'ı da koyuyor. Ama dün Dubua'yı nasıl aldı ve iş yaptı Dubua? İşte. Ama bir totemciliği var. O yüzden yeni sezonda başarılı olmak istiyorsa bu ay ikinci takıma gitsin. Ne yiyor, ne içiyor, ne itman yapıyorsa devam etsin. <gülüyor> biliyorsun <gülüyor> sezon başı yoktu. Boş basma. Ya yolda kalırsak Faruk? Basmıyor. Efendim, aklınızı kullanın, otoparateye gidin. E gidin. Şampiyonluk kutlamalarında Erten, daha farklı bir şey vardı. Erden Timur'un sevincini görmüyor mu? Şimdi Galatasaray ilk defa mı şampiyon oldu? 23. Değil mi? Doydum dersin hani. Bir şampiyonluk daha böyle orta seviyede kutlanır. Değil mi? Ya yani biz zaten oluyoruz. Öyle bir şey yok. Bu seneki şampiyon o kadar önem vermişler ki. Çünkü geçen sene 13.lük vardı. 13.lük. Simsiyah bir sezondu. Yani. Ya beni Galatasaraylılar çok iyi anlayacaktır. Galatasaray için şampiyonluk Avrupa'ya açılan bir kapıdır. Bak çok ciddi söylüyorum Nihat. Galatasaray'ın dediğin gibi şampiyonluklara ihtiyacı mı var büyüklüğünü hissetmek için? Ee, ama Avrupa'da olmaması bu sene Galatasaray'ın, aslında Galatasaray'ların çok ciddi, büyük bir problemiydi. Çok güzel bir yerden girdin abi. Galatasaray'ın kuruluş amacı. Hı -hı. Türk olmayan takımlara Takımları karşı yani. galip gelmek. Evet. Şampiyon oldun, şimdi Türk olmayan takımlara karşı ön var, Şampiyon Ligi'ne Hedef orası, gruplara girmek, Hı -hı. gruplardan çıkmak, orada da başarı. Çünkü UEFA'yı almış, Süper Kupa'yı almış, Şampiyon Ligi'nde de oralara gelmek istiyor. Bize çok zor. Tabii. Şimdi çok kritik e, bir son hafta maçları var. Düşenler belli olacak, şampiyon belli, ikinci belirlenecek. E, bir derbi bekliyor her şeyden önce bizleri. E, düşme hattındaki durumu nasıl görüyorsun? Onu bir konuşalım. E, nasıl olsa önümüzdeki haftalarda bunları da toparlayacağız iyice. Düşme hattındaki durumu nasıl görüyorsun? Sonra derbiyi soracağım. Son ya düşme hattında İstanbulspor-Adana Demir maçı vardı. İstanbulspor o fırsatı değerlendiremedi. Giresun Sivas içeride. kaldı. Giresun içeride Trabzon'la oynuyordu. Acaba Trabzon deplasmanda kötü yener mi yenemedi. E Sivas kazandı biraz rahatladı. Kaldı biraz değil. Sivas kaldı. Yani Sivas, Sivas artık kaldı. Evet o rahatladı ki zaten Sivas'ın öyle bir ihtimali yoktu. Avrupa'da Bence da de. başarılı oldu. Kupa, kupada da geldi. Yarı finale kadar Fenerbahçe'ye eğlendi. Geçen sene kupayı aldı. Sivas spor başarılı zaten. O sona kadar devam edecek. İstanbul'da Giresun spor arasında sanki bir takım gibi. Antalya'da oralarda. E ee, bakalım ne olacak. O da sonuna kadar heyecan devam edecek. Derbi ne olur? Güzel bir derbi olacak. Fenerbahçeli taraftarların birazcık maç önü, maç sonunu zaten izlemeyeceği ama hakem düdüğü çaldıktan sonra maçı izleyeceği bir derbi olacak. Galatasaraylılar ise maç önünü, maç esnasını, maç sonunu kaçırmayacak e, maç sonu bir derbi. kupa olacak. kalkacak zaten. Tabii. Tabii. Ama dediğim gibi şimdi Fenerbahçe'yi başarısız deriz. Çünkü şampiyonluk gitti. Ama bu kadar rekorlar kırdığı bir sezondaki Galatasaray'ı da kovaladı. Fenerbahçe taraftarı şunu söylüyorum. Şurada kaybettiniz. Derbileri de bir kenara koyuyorum. 3-3 Ümraniye. 2-1 Giresun. 1-1 Giresun. 3-3 İstanbul. Burada git. Siz ligi bu maçlarda verdiniz. Derbilerde de vermediniz. Bir düşünsünler Fenerbahçe taraftarlar o skorları katılacaklar. Cesus son yıllarda Fenerbahçe için iki kul vardı buraya kadar geldi mi dedi. Hani bu maç öncesi. Şimdi biri gitti şampiyonluk. Burada kupa var. Kupayı almak zorunda. Öyle ya da böyle Ali Koç döneminin ilk kupası olacak. Ali Koç döneminde Fenerbahçe taraftarları iki tane Galatasaray şampiyonluğu, bir tane Beşiktaş şampiyonluğu, bir tane Trabzon şampiyonluğu, bir tane Başakşehir şampiyonluğu gördü. İster istemez kızgınlıkları var, mutsuzlukları var. İstifa Biz Bak Ali Koç'un 24 saat bütün dakikasını Fenerbahçe'ye ayırıyor konusunda bir gram eleştirme. Varını yoğunu, zamanını maddi manevi olarak Fenerbahçe'ye ayırıyor. İşte o zamanın oluyor. verimi de önemli. Evet. Futbol anlamında verim yok. Bu kupayı almak bence ufacık da olsa mutlu eder Ali Koç'u Fenerbahçe camiasını. E, i̇lk kupası olur. Yani. Kupa kupadır. Önünde de Türkiye yazıyor. Tabii canım. Türkiye zaten iki kupası. Tane kupa var ya. Türkiye kupası alacaksın. Sonra Süper Kupa maçına çıkacaksın Galatasaray'la yine. Tabii. O yüzden bu kupayı kesin almalılar. Bir ne biraz da olsa taraftarlarını mutlu etmeliler. Ben güzel bir derbi bekliyorum. Ve tekrar söylüyorum. 22 kişiyi ikiye böl. Fenerbahçe, Galatasaray forması giyin. Güzel maç çıkar. Tabii. Bu maçta güzel olmalı. Biri ben şampiyon oldum Galatasaray. Fenerbahçe yine yeneceğim motivasyonuyla çıkacak. 50 bin kişi önünde kupada alacağı bir günde diğer taraftan da Fenerbahçe ilk maçta bizi geldiler 3-0 yendiler. Oyun olarak da ezdiler. Biz belki o gün şampiyonluğu kaybettik. Kupayı alamadık, şampiyon olamadık ama taraftarımızı bari Haziran ayına tatile mutlu gönderelim motivasyonuyla çıkmalı Fenerbahçeli oyuncular. Bu maçın öyle şeyi yok. Şampiyonluk belli oldu. İki takım için de oynamayalım yok. Çünkü maç sonu açıklamaları dinlediğimde Galatasaray oyuncular halen ciddi. O maçı kazanmak için oynayacaklar. Hı hı. Ha ne kadar dinlenecekler onu bilemem. <laughs> 15 saattir ayakta duruyor oyuncular. Şu Diyor an sürüyor boyun mudur boyunca. eğlenceler? Ya sürmez mi? Uyuyamıyorlar şu an. Değil mi? Uyuyamıyor. Florya'daki kalabalık aklına geliyor. Yaptığı tezahüratlar maçın için nikadını. Uyuyamıyorlar halen. Ne kadar dinlenecekler bilmiyorum. O yüzden Fenerbahçe için biraz avantaj var. Ama şimdi Fenerbahçe'de motivasyonunu gitmeli. Taraftara bir artık ligin son maçında. Biz Galatasaray şampiyon oldu. İlk maçta yenildik ama ikinci maçta da kazandık buyurun demeli. Birazcık moral vermeli. Beşiktaş taraftarlar neden mutlu? 10 kişiyle Kadıköy'de 4-2 kazandı. Değil mi? Lideri oyun olarak yenen tek, yenen tek takım. Tek takım. Beşiktaş taraftarlar mutlu abi. O yüzden. Abu Bakarı var. O yüzden falan, evet. Abu var, Getson'un var. Mis. Salih iyi form tuttu. Evet. Yani, Şampiyonluk gitti ama böyle yapıyor. Tabii, tabii. Şu an diyor Galatasaray lider diyor. Aslan gibi Mert var kalecin Türk. Galatasaray lider diyor. Yendim abi diyor içeride 3-1. 70 dakika diyor top oynadı. Seneye Umut'la diyor. bakıyor Beşiktaş. Kadıköy deplasmanında diyor şu an Fenerbahçe ikinci. Bizim de ikincilik şansımız var halen diyor. Dört gol attım on kişiyle diyor. Aynı. O yüzden Fenerbahçe oyuncular da maçın kıymetini iyi bilmeli. O ciddiyetle çıkmalı. Ben çok güzel bir maç bekliyorum her anlamda. Peki bakalım ne getirecek bu maç? Evet. Önümüzdeki hafta ee, yine burada olacağız. Yine konuşacağız. Ee, izleyenleri bizleri izledikleri için teşekkür edelim. Ee, gol makinesini şimdilik sonlandırıyoruz ama aslında heyecan derbi ekseninde devam edecek. Ee, bakalım önümüzdeki hafta neler konuşacağız. Yemek sepetinde sevdiğin tüm lezzetler... İndirimin yıldızlarında 75 liraya varan indirimler için şimdi yemek sepetine gir. Hemen siparişini ver diyoruz. Hoşçakalın.